damar sertliği nedir, kalp krizine neden olur diye ilk sorumuzu soralım. Tabii işte damar sertliği, işte kalp krizinin, tabii işte kalp krizi ya da felç gibi durumların ana sebebi o. Yani tıbbi olarak ateroskleroz diye geçiyor. Ama halk arasında artık damar sertliği diye yerleşti. Damar sertliği adının üzerinde anlatacağı gibi bizim atar damarlarımızın zaman içerisinde iç yüzeyine işte yağ dokusu ve hücre dokuları birikerek birike oranın artık böyle sertleşmesi. Mesela aslında hakikaten damar sertliğinde damar sertleşiyor. Ama bazen böyle çok sert, bazen çok kalsifik oluyor. Kireçleniyor bazen. Bazen de çok yumuşak plaklar olabiliyor. O zaman çok sertlik hissedilemeyebiliyor. Yani önemli olan burada damarın o iç yüzeyindeki o endotel tabakası var. Damarın iç yüzeyini kaplayan. Onun altında işte plak dediğimiz böyle kolesterolden, hücrelerden oluşan bir birikim oluşuyor ve bu zaman içerisinde büyüyor. O plak bir şekilde çatladığı zaman da kalp krizi oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Diyelim ki bir damarında %50 bir plak var. İçi beyaz böyle hücrelerden ve kolesterol parçacıklarından oluşan bir plak diyelim. O nasıl çatlıyor? Genelde işte böyle tansiyon yükseldiği zaman, heyecanlandığımız zaman, stres olduğumuz zaman ya da böyle mesela sabah saatleri genelde işte vücudun biyoritminden dolayı böyle adrenalin seviyeden arttığı dönemlerde oradaki basıncı bağlı olarak o plağın çatlaması. Çatladığı zaman ne oluyor? O yabancı bir yüzey oluşuyor orada. Çünkü orada endotel tabaka dediğimiz bizim pıhtılaşmayı engelleyen tabaka ortadan kalkıyor. O kalktığı zaman nasıl bir yerimizde damarın bir yerinde kesildiği zaman, damar yırtıldığı zaman bütün kan pıhtılaşma hücreleri oraya gidip damarı kanamayı durduruyor. Burada da vücut aynı mantıkla davranıyor aslında. Yani amacı aslında oradaki şeyi pıhtılaştırmak değil ama o çatlak yüzeyi orada yabancı yüzeyi oluşturduğu zaman vücut hemen reaksiyon olarak özellikle bu kan pıhtılaşmaları, trombosit dediğimiz kan pıhtılaşmaları hemen oraya hücum ediyor. O çatlağı kapatıyor. Hani damarın yırttığını, damar kanamasını kapatır mantığıyla. Tabii bunu kapatırken de işte bu sefer tabii o birikiyor orada. Bir orada bir küme oluşturuyor. Küme oluştururken damara tıkıyor aslında. Yani iyi bir şey yapayım derken aslında kötü bir şey yapıyor. Vücudun kendi mekanizması, savunma mekanizması. Bu şekilde orada da işte pıhtı hücreleri birikince damar tıkanıyor. Evet. Yani işte o zaman da işte kalp krizimiz oraya oluşuyor. Yani bu beyin damar tıkandığı zaman beyin krizi, işte bacak damar tıkandığı zaman işte gangrenler, bağırsak damar tıkandığı zaman onu da bağırsak enfarktı diyoruz, bağırsak krizi diyebiliriz. Yani tıkalı bir damar tıkandığı zaman biliyorsunuz bütün hücrelerimiz oksijene ve enerji için besine ihtiyacı var. Evet. Bunu getiren de kan. Şimdi kan oraya gitmediği zaman ne olacak? Hem oksijen gelmeyecek hem besin gelmeyecek. O zaman ne oluyor? Hücreler işte zaman içerisinde ölmeye başlıyorlar. İşte krizdeki, kalp krizindeki problem de bu. Hücreler ölmeye başlayınca birinci olarak en öncelikle orada bir kalp kasılması, özellikle kalp doğduğu zaman kalp kasılmayı durduruyor. Kalp geri zayıf, yavaş kasılmaya başlıyor. Daha sonra da zaman geçtikçe burada işte zaman çok önemli. İşte kalp krizinde zaman hakikaten son derece önemli bir kavram. Ne kadar hızlı müdahale edilir, o pıhtı ne kadar kısa sürede açılır ise kalp o kadar az hasar görüyor. Bu süre çok uzarsa mesela 3 saati geçtikten sonra artık neredeyse geri dönüşümsüz. Ya orada zaman çok önemli. Çok önemli, çok önemli. İlk yarım saatte bir mesela diyelim ki göğsünde ağrı girdi bir insanın. İşte kalp krizi geçirdiğini anladı. Çok hızlı bir şekilde hemen hastaneye gitti. Zaten hastanede bu tür hastalar hemen görüldüğü zaman özellikle anjiyo ünitesi olan bir yerde hemen çok hızlı bir şekilde teşhis koyup EKG'de zaten hemen kalp krizi geçirdi anlaşılıyor zaten. Hemen anjiyo alıp oraya işte stent balon neyse açılıyor. Eğer anjiyo olmayan bir yer var ise de o zaman işte trombolitik dediğimiz pıhtı çözücü ilaçlar var. Damardan pıhtı çözücü ilaç veriliyor. O da bu hemen oradaki pıhtıyı çözüyor. Yani o burada zaman çok önemli. Tabii, zamanla tabii, yarışılması tabii. Gereken çünkü bir süreç. Çünkü burada süre ne kadar uzar ise işte orada hücreler çok ölmeye başlıyor. Yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Bu birdenbire ölmüyor hücreler. Zaman içerisinde vücudun kendi
ne diyeyim, savunma mekanizmaları var. Zaman içerisinde vücut işte önce çalışmayı durduruyor, orada enerji kullanımını azaltıyor kendine göre. Ondan sonra anaerobik metabolizma dedi, yani oksijensiz metabolizma devreye sokuyor. O da bir süre sonra, o da bitince, o zaman işte hücreler yavaş yavaş içine işte kalsiyum birikiyor, hücreler yavaş yavaş şişiyor, damar duvarı bozuluyor. Ondan sonra da büzülüp tamamen yok oluyorlar. Kendi kendini otolize dediğimiz bir şekilde yok ediyorlar ve hücre ölüyor yani o şekilde. Peki Adilza Hocam, damar darlığının teşhis ve tedavi yöntemlerinden dizilerimize biraz bahseder misiniz? Evet. Yani gördüğünüz gibi kalp krizi, yani kalp hakikaten çok ciddi şekilde hasar veren bir şey. Ve dünyadaki ölümlerin, ani ölümlerin de hala evet, birinci sebebi. Yani hala çok ciddi bir problem dünya. Tabii bu kalp hala, krizinin ardından da damar tıkanıklığından kaynaklanan problem damar tıkanıklığı zaten evet, tabii. Yani demin dediğim gibi damar tıkanıklığında olduğu yere göre işte krizler oluyor. Krizler oluşuyor. Mesela felç geçiriyor işte, orada da beyin damarı tıkanıyor. Az şimdi, önce dediğiniz gibi evet, ayakta evet, bir evet, damar tıkanıklığı olursa kangren geçiriyor. Ayağını kesmek zorunda kalıyorsun. Yani böbrek damarı çıkıyor, tıkanıyor. Böbrek yetmezliğine giriyor işte. Böbreği tamamen duruyor. O yüzden damar tıkanıklığı, yani, damar darbe evet, çok önemli. Bu atar damarlardaki tıkanıklık. Bu toplar damar biraz daha farklı mekanizma. Özellikle atar damar, yani kan götüren organlara, dokulara kan götüren damarların tıkanması, işte bu ateroid damar sert dediğimiz, ateroidçikler dediğimiz olaya bağlı. Yani genel olarak mekanizması bu. Kalp krizi olduğu zaman da işte de erken müdahale edilmezse maalesef işte büyük bir ölümle sonuçlanabiliyor. Maalesef büyük bir kısmı ölümle sonuçlanıyor. Bir kısmı hastaneye gitse bile, eğer işte çok büyük bir kriz geçirmişse ve zamanda geçmiş ise, müdahale edilse bile yine bazen kurtaramıyoruz. Peki çünkü hafif kalp krizleri geçirilebiliyor mu? Tabii yani şimdi önemli, biliyorsunuz kalbi besleyen tüm içinde damar var. Yani evet, 3 tane ana damar var. Onlar dallar arıyor. Diyelim ki o küçük dallardan bir tanesi tıkandı. Beslediğinde bölge kalbin %5'lik, %3'lük bir kısmı yani. Mesela o tür durumlarda kalp çok hasar görmüyor birincisi. Ani ölüm riski de bunlarda biraz daha az. Büyük hasar olduğu zaman o zaman kalbin elektrik aktivitesi de bozuluyor ve kalp işte ventriküler fibrilasyon dediğimiz bir olaya gelişiyor. Kalp titreşiyor sadece, titreşir hale geliyor. O zaman da kasılması duruyor zaten. Bu tamamen elektrik akımının bozulmasıyla ilgili bir mekanizma. Zaten ölümlerin de en büyük sebebi bu. O elektrik sistemi bozuluyor kalbin. Evet. Yani kısa devre gibi bir şey oluyor kalpte ve kalp o zaman hemen normal kasılması değil, böyle titreşir hale geliyor. Bu da işte maalesef ölüme sebep olan esas tablo bu. Çünkü o olduğu zaman işte kişi hemen zaten ayakta işte bayılıyor. Ondan sonra işte bilinç gidiyor, sorunum gidiyor bir süre sonra. Eğer işte 2-3 dakika kedi müdahale edilmezse de ölümle sonuçlanıyor. Onun için kalp krizleri son derece önemli bir konu. İşte dediğiniz gibi bu nasıl teşhis koyacağız? Evet, yani damar darlığının teşhisi ve tedavi yöntemleri nasıl olacak? Neler yapacağız? Şimdi burada bu damar ateroskleroz, ya yani bu damar sertliği dediğimiz, bu ateroskleroz dediğimiz oraya aslında çocuk çağından itibaren başlıyor. Önce küçük küçük böyle yağ tabakaları böyle damar içerisinde. Vücudun gelişimiyle mi alakalı hocam? Vücudun yani gelişinde işte herkes de olmuyor. Bazı kişiler de olur. Bir genetik faktörler var işin içinde. Bazı şeyler var. İşte kilo var, hareketsizlik var, şeker var, sigara var. Yani bunlar hepsi son derece dış faktörler. Belki genetik faktörlerden daha önemli. Bu dış faktörler maalesef dünyada şu anda çok yaygın. Yani özellikle iki tane yaygın bu. Obezite ve sigara, tütün kullanımı maalesef şu anda dünyanın belki de en çok uğraştığı, üzerine düştüğü ve hala da çok baş edemediği iki sorun. Yani hani sigarayla savaş, yani bir nebze Türkiye'de bayağı bir bu konuda evet, bir savaş oldu. Bayağı bir yol üzerinde de hassasiyetle durulan bir çok konu. Çok gelişmiş ülkelerde bu biraz daha azaltıldı. İşte bilinçlenme, farkındalık baskı da yapıldı. İşte kapalı yerlerde tamamen evet, yasaklandı. Aslında bu son derece iyi bir şey. Yani kapalı yerlerde, çünkü en çok zararı verdiği yer kapalı yer. Kapalı yerde sadece kendisine zarar veriyor, başkasına da zarar veriyor. Aliza Hocam, artık şimdi dışarıda da içilmesi yasaklandı. Evet. Cezayla, evet, evet. Yani çok bence isabetli.
İsabetli bir karar oldu. Bence de isabetli bir karar. Yani sigaradan hocam. Sigara zaten son derece zararlı bir şey ve damarlara inanılmaz zarar veriyor. Evet. İnanılmaz yani. Yani kendi sağlığımıza verdiğimiz zarar gibi topluma da zarar veriyoruz. Evet, kapalı yerdeyse zaten karşıdakilerin de evde halkına da ya da işte bir ortamda oturuyorsun, oradakilere de zarar veriyorsun. Şöyle bir şey var hocam, yani aslında bu da çok önemli bir konu. İşte ben evde sigara içmiyorum, balkona çıkıyorum çünkü evde çocuk var ama işte balkonda sigara içiyorum, içeriye geliyorum. Değişen bir şey olmuyor ki, yine orada bir nefes dolması var. Tabii. Muhakkak geliyor. Zaten sigara içilen yerde hemen kokusu falan gelir. Yani siniyor nihayetinde. Evet, evet, evet. Yani iki tane ciddi, yani şu anda halk sağlığı açısından baktığımız zaman bütün dünya ve Türkiye üzerinde de aynı problem. Obezite gittikçe artıyor. Evet. Ve sigara kullanımında maalesef bu kadar şeye rağmen hala da çok düşük değil. Özellikle Türkiye hala bu konuda maalesef o kadar uğraşmasına rağmen hala yaygın kullanımı yaygın, gençlerde maalesef kullanımı yaygın, üniversite çağlarında hatta lise çağlarında falan bile artık. Yaş oralar her geçen günde düşüyor evet, yani. Evet, evet. Yani ciddi bir problem, ciddi bir bağımlılık yapıcı var. Bırakması zor, bir başlayınca bırakması da zor, bıraktırmak da zor. Yani bırakılmıyor da bırakılıyor tabii. Evet. Ama yani hadi kanserlerini geçtik işte akciğer kanseri, gırtlak kanseri, dil kanseri, mesane kanseri gibi türlü kanserlere sebep olmasını geçtik ama damarlarda çok büyük hasar bırakıyor. Bütün atar damarlarda yani ateroskleroz dediğimiz bu olayın bütün işte beyne giden damar, kalbe giden damar, işte bağırsaklar, bacaklara giden damarlar biliyorsunuz gangrenlerin bir kısmı tek sebebi sigaradır. Yani ateroskleroz'un daha farklı bir mekanizması o. Burger hastalığı diye geçiyor. Sadece sigaraya bağlı gelişen bir şey. Damarlar işte bacak damarları tıkanıyor. Özellikle uç diz altındaki damarlar tıkanıyor. Onlar da daha sonra da gangrenle sonuçlanıyor. Eğer sigarayı bırakmaz ise evet. Ve ondan sonra da yani kişi sakat kalıyor. Onun için sigara önemli. Bir de işte önemli bir problem dedim ki obezite. Yani obezite niçin önemli? Obezite olduğu zaman biliyorsunuz işte bütün bölgede yağlar olduğu gibi aynı zamanda karın bölgesinde de özellikle. Genelde de karın bölgesinde çok sıklıkla. Yani orada olmasının sebebi işte o karaciğer ve karın bölgesi, karaciğerde yağlanma oluyor demektir. İşte karaciğerde yağlanma olduğu zaman da işte bizim karaciğer biliyorsunuz vücudun metabolizması. Yani metabolizmasını idare eden yer. Bütün metabolizma oradan geçiyor. İşte bu kolesterollerin sindirimden, emilimden, kana karışmasından sorumlu yer var. Özellikle birincisi kolesterol metabolizması bozuluyor. İnsanın kolesterolleri yükselmeye başlıyor. Evet. Ondan sonra şeker metabolizması bozuluyor. Şekeri yükselmeye başlıyor. Karaciğer yağlanması olduğu zaman. İşte tansiyon yüksekliği başlıyor. Yani işte şeker, tansiyon, kolesterol biliyorsunuz. Hani böyle saydığınız zaman bir kalp hastalığı kimde var bir zaman ilk akıta gelen şeker, tansiyon, kalp şeker, tansiyon, kolesterol diye geçer. Aslında bunların hepsini altında yatan en büyük mekanizma karaciğer yağlanması.